Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün insan fizyolojisi sinir sistemini anlatacağım sizlere. Şöyle hemen köyünüzden işaretlemek için buraları açıyorum. Evet. Şimdi sinir dokuya baktığımızda ilk olarak sinir hücrelerini tanımamız lazım. Sinir hücrelerine bizler ne diyoruz? Nöron diyoruz. Yani sinir hücrelerimize nöron ismini veriyoruz. Kalem seçimimi tekrardan gerçekleştirmek istiyorum. Evet. Bu görmüş olduğunuz sinir hücresi. Bu sinir hücresinin şu kısmı, bakın şöyle mavi ile işaretlemek istiyorum. Şu kısmı hücre gövdesi. Şu kısım, içteki kısım. Burası hücre gövdesi. Hücre gövdesinde de çekirdek oluyor. Evet. Hücre gövdesinde görmüş olduğunuz gibi çekirdek bulunuyor. Bir de endoplazmik radikulum bulunuyor. Endoplazmik radikulumun olduğu yerde ribozomlar var. Ve biz bu ribozomlara nesil tanecikleri diyoruz. Ve şuraya baktığınızda bakın bunlar da dendritler. Şu işaretlediklerim dendritler. Uyarı sinir hücreme dendritlerden geliyor. Gördüğünüz gibi buradan geliyor dendritlerden. Ve şu kısım, bakın şu ok işaretinin aşağı doğru bizi yönlendirdi. Şu kısım işaretliyorum şu anda. Burası da hücre gövdesi akson oluyor arkadaşlar. Baktığınızda akson oluyor. Ve baktığımızda miyelin kılıfta aksonların etrafında bulunuyor. O zaman sinir hücresinde bilmem gereken 3 tane yer var. Bir daha söylüyorum. En dışta şu kısımlar dendrit oluyor. Şurası hücre gövdesi oluyor. Şurası da akson oluyor. Aksonların etrafındaki kılıflara miyelin kılıf diyoruz. Bunlar nöronlarımın çok daha hızlı olmasını sağlıyor. Ve gördüğünüz gibi burada şıvan kını var. Şıvan kını miyelin kılıfını aslında oluşturan hücrelerdir burada. Şimdi baktığımızda zaten bunun akson olduğunu yazmış. Güzel. Evet, yavaş yavaş öğrencilerimiz geldi. Merhaba. Herkes burada olduğumuzu biliyor değil mi gençler? Ondan bir de olduğumuzu söylediniz. Ben başladım derse. Devam ediyorum şimdi. Ahmet Bey de mesaj attı ama yayında olduğum için bakamadım. Hatta bir bakalım. Evet, öğrencilerimizin birazcık geç kalacağını söylemiş. Geç kalan öğrenciler bu dersin başını YouTube'dan izleyebilirler. Ben zaman kaybı yapmak istemiyorum. Yani vaktinde başlayıp vaktinde bitsin. Devam ediyorum. Şimdi burada tekrardan şunu söylemek istiyorum. Önemli olduğu için uyarılar unutmuyorum. Dendritlere geliyorlar. Dendritlerden hücre gövdesine, hücre gövdesinden de akson boyunca ilerliyorlar. Devam ediyorum. Şimdi baktığımızda biz şurada miyelin kılıfın kesintiye uğradığı yerleri göstermek istiyorum size. Bakın şuralar. Miyelin kılıfın kesintiye uğradığı yerler. Buralara ramvyer boğum diyoruz. Şurada da göstermiş. Yazı biraz küçük olduğundan siz göremeyebilirsiniz. O yüzden ramvyer boğum diyoruz. Evet, bir arkadaşımız katılmış. Evet, şimdi şöyle Zehra arkadaşım. Bunu biz dün duyurmuştuk. Şu an saat 5'te ders olacağını dün duyurmuştuk. Ayrıca şu anda yayını kesmem gerekiyor. Onlar YouTube'dan dersin başını izlerler. Olur mu? Derslere zamanında katılalım arkadaşlar.
Evet, devam ediyorum. Evet, bir de nöronlara yardımcı olan hücrelerimiz var. Bunlar glia hücreleri. Glia hücreleri nöronların beslenmesini sağlarlar ve nöronlara desteklik verirler diyoruz. Anladım Ahmet Hocam. Peki ne yapayım? Şu anda bekleyeyim mi? Ne öneriyorsunuz siz? Ne yapalım? Ya bir 10 dakika beklememi mi istersiniz? Nasıl yapalım? Tamam hocam zaten dersin başını YouTube'dan da izleyebilirler. Teşekkür ederim Ahmet hocam yardımcı olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar iki nöron birbirine direkt bağlanamıyor. Ortada bir boşluk oluyor. Uyarıcıların iletimi için. Bizler bu boşluğa sinaps boşluğu diyoruz. Şimdi devam ediyorum. Nöronları fonksiyonlarına göre üçe ayırıyoruz. Duyu nöronları bir. Ben şuraya iki diyeceğim. Ara nöron diyeceğim. Ara nöron. Tabii çok güzel yazamıyorum kalemimden dolayı. Bu konuda sizlerden anlayış bekliyorum. Ben buna üç diyeceğim. İki demeyeceğim. Yani kitaptaki gibi demeyeceğim. Buna da motor nöron diyorum. Çünkü doğru sıralama budur arkadaşlar. Önce uyarı nereye gelir? Duyu nörona gelir. Yani aferent nöronlara. Daha sonra çünkü bunu reseptör hücreleri alıyor. Almaçlar alıyor. Reseptörler aldıktan sonra duyu nöronuna veriyor. Duyu nöronu ise merkezi sinir sisteminde bulunan ara nörona veriyor bunu. Ara nöron ise motor nörona uyarıyı iletiyor ve motor nöronun diğer ismi de eferent nörondur. Eferent nöron arkadaşlar. Ve motor nörona baktığımızda bu da tepki oluşumunu sağlıyor. Yani efektör organı, tepki organına götürüyor. Sizler de fönünüzden benim gibi bir düzeltme yaparsanız çok sevineceğim. Bakın, buralarını da çizebilirsiniz fosforlu kalemle. Reseptörlerden aldığı uyarıları merkezi sinir sistemine taşıyan nöron, duyu nöronu. Merkezi sinir sisteminde, bakın bu görevler önemli bu arada. Hani söyleyip geçmeyelim, yıldızı atalım. Duyu nöronunun görevi önemli mesela. Sonra ara nöronun görevine, bu da çok önemli. Şimdi önce MSS yazacağım. Merkezi sinir sistemi. Bunun bulunduğu yer. Şimdi bir ok işareti daha çekiyorum. Burada da görevini yazacağım. Görevi ise uyarıları değerlendirmek. Şöyle yazmaya çalışıyorum. Değerlendirmek. Ve arkadaşlar bir cevap oluşturmak. Onu da yazmaya çalışıyorum. Cevap oluşturuyorum. Uyarıları değerlendirmek ve cevap oluşturmak. Oluşan cevap motor nörona gidiyor ve bu da emirleri efektör tepki organına götürüyor diyorum. Şimdi buraya kadar bir problem var mı? Dersi anlamayan arkadaşım var mıdır? Teşekkür ederim Sefa. Devam ediyorum o zaman. Ara nöron yani internöronlarla ilgili bizi bilgilendirmiş. Ha, burada arkadaşlar zaten ben size bunu az önce açıklamıştım. Hatta buradan birazcık daha fazla açıkladım. Benim burada aldığım şu not var ya. Şimdi bu not kitabınızda yok. Yani en azından bu sayfalarda yok. İleride bilmiyorum. Bu not kitabınızda yok. Bunu lütfen alın olur mu? Bekliyorum biraz. Değerlendirir ve cevap oluşturur yazıyor. Alper Yeliz. Not aldık mı? Alper ve Yeliz.
Devam ediyorum o zaman. Şimdi mesela sadece duyu nöronu zarar görmüş bir kişi de ne olur? Uyarı duyu organından merkezi sinir sistemine iletilemez, öyle değil mi? Çünkü uyarıyı duyu organı alamaz ki. Sonuçta duyu nöronu zarar görmüş. Mesela bu kişi elini yaksa bile gençler sıcaklığı hissedemiyor. Ama elini oynatmak isterse oynatabilir. Çünkü burada ara nöron ve motor nöronu işlevini kaybetmedi. Ara nöron ve motor nöron işlevini devam ettiği için elini oynatabilir. Ama eliyle ne yapamaz? Hissettiğimiz şeyi yakalayamaz, hissedemez arkadaşlar. Mesela lokal anestezi buna örnek. Atıyorum elinizde, Allah korusun, eliniz kesildi. Şöyle. Elimiz kesildi ve bir dikiş atılması lazım. Doktor elime lokal anestezi yaptığında ben elimi hissedemem. Doktor elimi dikerken ben bunu hissedemem. Ama elimi oynatmak istersem ne yapabilirim? Elimi oynatabilirim. İşte bu lokal anestezi oluyor. Tamam. Burayı anlamayan arkadaşım var mıdır? Peki. Sadece ara nöronu zarar görürse ne olur? Yani şimdi duyu nöronum çalışıyor. Motor nöronum da çalışıyor. Ama ara nöronda sıkıntı var. Uyarılar alınır mı duyu nöronlarıyla? Alınır. Merkezi sinir sistemine gider mi? Gider. Ama merkezi sinir sistemindeki ara nöronlar çalışmazsa burada cevap oluşturulur mu? Oluşturulamaz. Değil mi? Bakın cevap oluşturulamaz. Değerlendirilebilir mi? Hayır. Burada değerlendirme olmayacaktır. Mesela felç. Bu durum örnektir. Mesela baktığımızda sıcaklık hissi algılanamaz ve tepki oluşamaz. Burada da kitabımız bir örnek vermiş, gördüğünüz gibi his burada ne yapılamıyor? Algılanamıyor. Felçteki hislerin algılanamaması gibi. Peki sadece motor nöronum zarar görse ne olur? Şimdi uyarı alınır mı duyu nöronuyla? Alınır. Duyu nöronu çalışıyor. Merkezi sinir sistemine gider mi? Gider. Burada ara nöron cevap oluşturur mu? Oluşturur. Ama oluşan cevap efektör organa gidebilir mi? Hayır arkadaşlar. Oluşan cevap efektör organa gidemez. Çünkü efektör organa götürebilmesi için bunu motor nöronların yapması gerekiyor. Mesela bunu örnek botoks. Botoks yaptıran kişilerde mesela güldüklerinde ya da ağladıklarında, özellikle yüzüne botoks yaptıranlar güldüklerinde ya da ağladıklarında çok fazla bir surat ifadeleri değişmiyor. Bunun sebebi oradaki motor nöronları durdurmuş olmalarıdır. Gözleri kapanmıyordu demiş. Öyle mi oluyor? Böyle kalıyorlar mı? Neyse, Allah'tan bu yorumlarınız videoda gözükmeyecek YouTube'da. Arkadaşlar şu an Allah'ım gülmekten yaş geldi. Devam ediyorum dersime. Evet geldik. Efendim Sefa. Yukarıdaki için yazdım. Tamam. Ha evet tamam. Okey. Yaptım. Açtım Sefa. Tamamdır. Devam ediyorum. Hadi birinci örneği çözelim. Bize ne demiş? Sinir sisteminde nöronlarla birlikte nöronlardan daha fazla sayıda olan yardımcı hücreler, yani gliyalardan bahsediyor, bulunur. Buna göre diyor nörogliyalar. Bu arada gliyanın diğer ismi nöroglia. İle ilgili hangileri doğru değildir? Okuyalım. Nöronlardan farklı yapısal özelliklere sahiptirler. Evet, farklı. Çünkü nöroglialar bölünebilirken normal nöronlar bölünemiyor. Evet Sefa, tebrik ediyorum seni. Zehra'yı da tebrik ediyorum cevap için. Ne dedik? Adana doğru. Nöronlara destek olarak beslenmesini sağlar. Evet, gliyaların temel görevi budur. Bu da doğru. Nöronların bölünerek çoğalmasını sağlar. Hayır, nöronlar bölünmüyor. Öyle değil mi Yusuf? Aras. Yusuf sen derste hep böyle cevapları bilirdin. Aynı performansı burada da bekliyorum Yusuf. Tamam mı Yusuf? Devam ediyorum. Ortamdaki iyon konsantre. Yusuf ne demiş?
Olsun olsun olur. Sen yaz kenardan, ben cevaplara bakıyorum. Derse katılım bekliyorum. Aynı sınıftaki gibi katılım istiyorum. Ortamdaki iyon konsantrasyonu kontrol ederek nöronun metabolizma hızını düzenler. Bu da bir görev. Omurgalı hayvanlarda aksonların etrafını sararak miyelin kılıf verilen örtüyü oluşturur, gri alır. Evet, örneğin şıvan hücreleri gibi, örneğin yine oligodendrositler gibi, ileride göreceksiniz bunları. Devam ediyorum. Botoks insanda uygulandığı bölgede sadece motor sinirlerdeki iletimi engellemek için kullanılır. Buna göre botoks diyor hangilerini engeller? Şimdi baktığımızda uyarıların alınarak merkezi sinir sistemine iletilmesi. Bunu yapan hangi nörondu? Hangi nörondu? Duyu. Ama baktığımızda botoksta hangi nöron çalışmasını iptal ediyordu? Motor. Duyu nöronuyla bir alakası yok. O zaman gençler bu gider. Tepki organında cevap oluşması. Evet, bunu motor nöronu yapıyor. Bu olur. Uyarıların merkezi sinir sistemine algılanması demiş. Ha, merkezi sinir sisteminde algılanması. Ara nöronu söylüyor. Ara. Yo, bununla da bizim bir alakamız yok. Biz sadece motor nöronu arıyoruz. Değil mi burada? O zaman cevap Bursa. Aferin çocuklar. Tebrik ediyorum sizi. Zehra, Sefa, Dönmez. Hepinizi tebrik ediyorum. Devam ediyorum. Nöronlarda İbluz iletimi. Şimdi geldik polarizasyona. Aslında üç tane değil mi İbluz iletimi? Polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon. Polarizasyon bizim için kutuplaşma demek oluyordu gençler. Şimdi kutuplaşmaya baktığımızda öncelikle bir influence nedir? Onu söyleyelim. Vücudumuzun dışından ve vücudumuzun içinden gelen uyarıların nöronlarda meydana getirdiği, şunu atalım, meydana getirdiği değişikliklere bizler influence adını veriyorduk. Şimdi şuraya bakmanızı istiyorum. Öncelikle polarizasyon ne demek? Hadi Türkçesini söyleyelim. Çünkü kurstaki arkadaşlara hiç anlatmamıştım. Dinlenme, değil mi? Bakın, sinir hücremin dinlenmede olduğu zamana ben polarizasyon diyorum. Ve baktığımda polarize durumda sodyum hücrelerim, bakın hücrelerim, sodyum iyonlarım dışarıda, potasyum iyonlarım içeride oluyor. Hücremin dış kutbu pozitif ama iç kutbu daima polarize durumda ne oluyor? Negatif oluyor. Evet. Yine baktığımızda burada bakın hücre içinde klor iyonları da olmasına rağmen hücre dışındaki klor iyonları sayısı burada gördüğünüz gibi daha fazla bulunuyor. Ve burada bu polarizasyonu sağlayan benim potasyum, sodyum pompam oluyor. Peki bu pompa ne işe yarıyor? Sodyumları hücreden dışarıya çıkarıp potasyumları da hücrenin içerisine almaya yarıyor arkadaşlar. Burada sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı? Güzel. En önemli şey şu, polarizasyonun dinlenme evresinde olduğunu bilin. Sodyum potasyum pompasının burada çalıştığını bilin. Hücremin dışında sodyum iyonlarının, içinde potasyum iyonlarının fazla olduğunu bilin. Ve hücremin dışının pozitif, içinin negatif olduğunu bilin deyip devam ediyorum. Şimdi geldik kutuplaşmanın bozulması, depolarizasyon. Bakın burada artık kutuplaşmam bozuluyor. Peki kutuplaşmam nasıl bozuluyor? Burada ne oluyor? İşte bu sodyum kapılarının açılmasıyla oluyor. Arkadaşlar, sodyum kapıları açılırsa ne olur? Hücremin dışarısında bulunan, yazmaya çalışıyorum. Sodyum iyonları hücremin içerisine doğru akış sağlar. Aynen öyle, yer değiştirir. Ve gördüğünüz gibi bakın sodyumlar içeri geçti. Bu sefer hücremin dışı negatif, hücremin içi pozitif oldu. Gördüğünüz gibi işaretler de ne yapmış oldu?
yer değiştirmiş olduğu. Anlaşıldı mı bu? Bakın burada da tanımı var. Föyümüzden işaretleyelim hocam. Neresi derseniz burayı da çizebilirsiniz gençler. Geçti küre polarizasyon. Yani burada kutuplaşmanın yeniden sağlanması aslında hücrenin eski haline dönme çalışması. Evet, devam ediyoruz. Şimdi baktığımızda repolarizasyonda da sodyum kapıları ne yapılıyor? Açılıyor. Bu sefer pardon, potasyum kapıları açılıyor. Bu sefer baktığımızda bakın potasyumlar hücrenin dışarısına doğru akıyor. Hücremin dışı pozitif, hücremin içi negatif. Ama burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Bakın potasyumlar dışarıda, sodyumlar içeride. İşaret ise başlangıçtakinin tam tersi gibi oluyor. Tamam mı? Şimdi şu bilgiye bir bakalım. Burada bakın miyelinin nöronlarının depolarizasyonu ve repolarizasyonu sağlayan iyon geçişi nerede oluyor? Ranvier boğumlarda oluyor. Ve ranvier boğumlarda olduğu için de miyelinli kılıflar çok daha da hızlı hareket edebiliyorlar diyoruz. Evet. Şimdi bakın birinci bilgimiz. Nöron uyartı geçtikten sonra yeniden kutuplaşma fırsatı kalmadan, yani kutuplaşmaya fırsat kalmadan tekrardan nöronlar eğer ki uyarılırsa uyarıya cevap vermeyecek. Şimdi Sefa bir soru sormuşsun. Bak burada senin sorunun cevabı. Polarizasyon sodyum ve potasyum pompasıyla sağlanır ve gördüğün gibi ATP harcanmıyor. Ama diğerlerine baktığımızda Sefa, evet burada yazdığın şey doğrudur. ATP harcanır. Tamam mı Sefa? Devam ediyorum. İmplus akson boyunca ilerlerken oksijen ve ATP, bakın dikkat edin, harcıyor. Karbondioksit ve suyu da açığa çıkarıyor. Tamam. Şimdi nörondan nörona impuls geçişine bakıyoruz sizlerle. Şu gördüğünüz şey, burası sinaps. Sinaptik yumru. Pardon, sinaptik yumru. Şurası. Ve bu sinaptik yumrunun içerisinde de gençler sinaptik kesecikler var. Bu sinaptik keseciklerde de haberciller var. Yani habercilerin diğer ismi nörotransmitter. Bakın şu. Haberciller Türkçesi, diğer ismi nörotransmitterler Latince. Ve peki bu nörotransmitterler neler? Ben yazmaya çalışacağım. Siz daha güzel yazarsınız. Adrenalin, noradrenalin, dopamin, histamin gibi haberciler vardır gördüğünüz gibi. Bakın aksonun ucunda bulunuyor. Peki sinaps neydi? Az önce bunu söylemiştik. Bir nöronun dendriti ile diğer nöronunun aksonunun karşılaştığı boşluk benim için sinaps olacak. Ve sinapslar çok küçük açıklıklardır. Ancak elektron mikroskobuyla gözlenebilirler ve uyartı nöron boyunca elektriksel olarak ne yapılacaktır? Uyarılacaktır. Peki bunları söyledik, işaretleyebilirsiniz. Bakın şu madde önemli, bir de bunu işaretleyebilirsiniz. Sinapslarda impuls iletimi akson ucundan dendrite doğru gerçekleşecektir. Sefa arkadaşımız bir şey mi sormuş? Bakalım. Sefarcığım şöyle göstereceğim sana. Bak görüyor musun? Bu ikinci madde. Evet harcanıyor. Tamam. Aklında soru işareti kalmasın. Polarizasyonda harcanıyor. Hayır. Depolarize de ve repolarize harcanmıyor. Polarize de harcanıyor, depolarize, repolarize de harcanmıyor. Tamam mı?
Süpersiniz. Ama böyle ilgili olmanız çok güzel arkadaşlar. Tebrik ederim. Ben neredeydim? Geri dönüyorum. Heh, buradaydım. Tamam. En son neyi açıklamıştım? Bunu açıkladık. Sinapslarda impuls iletimini açıkladık. Ne söyledik? Aksondan dendrite doğru olduğunu söyledik. Normalde impuls iletimi nasıldı? Dendritten aksona geliyordu. Ama sinapslarda, şimdi şu arada boşluk olduğu için aksondan dendrite doğru geçecek. Bunu unutmayın. Devam ediyorum. Şimdi sinaps nereler olabilir? Ben nerelere sinaps diyebilirim? Akson ile dendrit arasına sinaps diyebilirim. Dendrit ile dendrit arasına sinaps diyebilirim. Akson ile kas arasına sinaps diyebilirim. Akson ile bez arasına sinaps diyebilirim. Yani şöyle, akson dendrit, akson kas, akson bez sinaps diyebiliyorum. Bir de dendrit ile dendrite sinaps diyebiliyorum. Sevgili arkadaşlar, o cevap açık, kapa. Aşağıdaki sinir hücrelerine ait bazı yapılar verilmiştir diyor. Çekirdek. Çekirdek nerede bulunuyor? Hücre gövdesi. Evet, dönmez. Şivan kını, akson, nesil tanecikleri yani endoplazmik redikulumun üstündeki ribozomlar hücre gövdesinde. Miyelin kılıf ise aksonda bulunuyor. Cevabımızı Denizli olarak belirliyoruz. Normalde ders bitti ama ben 1-2 dakika daha işleyeyim diyorum. Aksaklıklardan dolayı 1-2 dakika geç başladık. Ama 6'da tekrar başlayacağız. Şimdi bir soru daha çözelim. Aşağıdaki şekilde aksonda impuls iletimi sırasında meydana gelen değişiklikler gösterilmiştir. Uyartı yönü. Buna göre numaralandırılan bölgelerdeki değişiklikler ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar, şunu yapacaksınız. Uyartı yönü buradan mı geliyor? Buradan geliyor. O zaman burası polarize. Burası depolarize. Burası repolarize olacak. Şimdi 2 numaralı bölgede aksiyon potansiyeli oluşmuş. Bir bölgede aksiyon potansiyelinin oluşması için o bölgenin depolarize olması lazım. Yani birinci öncülüm doğru oldu. 1 numaralı bölgeye baktığımızda aynen birinci öncülümüz doğru. 1 numaralı bölgeye baktığımızda diyor ki potasyum kapıları açıktır. 1 numaralı bölgeye bakıyorum, repolarize durumu. Yes, potasyum kapıları açıktır. 3 numaralı bölge depolarize durumdadır. Bakıyorum, hayır. 3 numaralı bölge polarize durumda. Bu gider. 1 ve 2. Anlamayan arkadaşım var mıdır? Aferin size, çözmüşler bile bunlar. Güzel. Evet, şimdi ben burada dersi bitiriyorum. Çünkü hani sistemde tam vaktinde başlayıp vaktinde bitirmem lazım. Arkadaşlar lütfen saat tam 6'da sizi burada bekliyorum. Dinlenin çayınızı kahvenizi için. Tamam mı? Teşekkür ederim Zehra. 6'da burada bekliyorum.